Ya enflasyonda düşüş olduğunu tahmin etmiyorum da biraz da malları halkımız yükseltiyor yani. Enflasyonda düşüş yok da düşürmek için bayağı mücadele ediyorlar ama memleketi yönetenlerin içerisinde hainler var. İyi yönetilmiyor memleket. Aracılar var işte, hükümet pazar yasasını bir türlü çıkaramıyor yani. Bir türlü bu yasayı çıkarmadığında böyle yazıyor. Mandalin yerinde 3 lira 2 lira buraya geliyor 7,5-8-10 lira. Gerçi 7,5-8-10 lira iyi. Pazar nispeten iyi. Marketlere giremiyor yani. Tekelleşmişler. Burada 20 lira deveci armudu. Markette 49 lira. Vatandaş da kredi kartıyla yaşadığından pazarlara yenemiyor. Kredi kartıyla yaşıyor vatandaş. Onun için olmuyor. Koylu gelemiyor buraya. Koylu gelmeyince kime satacak pazarcı? Daha esnaf bak siftah edemedik diyor. Görüyorsun da. Değil mi? Allah hayırlısını versin. Ama bu ülke bizim sahip çıkacak. Başka yolu yok. Mazotun çok yüksek bir rakamda olması, piyasadaki nakit para sıkıntısından dolayı pazarın vaziyetini görüyorsunuz. Her ne kadar enflasyon düşüyor desek de enflasyon daha bizim Yozgat'ımıza gelmedi. Tahminim öyle. Bazı insanlar 1 liralık, 2 liralık, 3 liralık, 4 liralık hesabı yapıyor ama sadece bir boş kasanın, şu kasanın maliyeti esnafa 85 lira. Bunu doldurtmak 3 TL. Ardiyene getirip dökmüş olduğun malı kasana paketlettirmek, ambalajlattırmak kasa başı 3 TL. Nakliyeyi saymıyorum. İşçiliği saymıyorum. Pazarlarda, ilçelerde dolaşmayı saymıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Rabbim hakkımızda hayırlı olanı versin. Saat 12, Yozgat'ın kapalı pazar yeri, merkez pazar yeri, içeriği say 170 tane pazarcımız var, 100 tane müşterimiz yok. Kardeşim ben köylüyüm, üreticiyim. İşte elma satıyorum, 10 liraya yesini 5 liraya veririm. 5 liraya toplar mı adam onu yerinden? Toplamaz. Yozgat genelde üretici. Şu piyasaya bakın işte, ha görüyorsunuz 10 lira 15 lira. Bunun neyi pahalı yani? Bence çok ucuz. Kardeşim parayı zaten aracı kazanıyor. Asıl çiftçi kazanmıyor ki. Aracı kazanıyor. Adam 1 liraya alıyor, 10 liraya satıyor. 20 liraya, esnafın eline geçti mi de 20 liraya satıyor misal. Onlar kazanıyor parayı. Köylü bek kazanamıyor yani. Vallahi pazarda işte görüyorsun hiç adam bile yok. Pazar böyle mi olur? Yozgat genelde hep üretici, köylü kesimli genelde. Herkesin geliyor köyünden. Yok işte adam burada beyden. İşlerin eşdadı yok kardeşim. Burada doğrudur yani. 20 liraya satılan şu elma bak tut. 15 liraya veriyorum, buraya gel. 15 liraya veriyorum, yine almıyor. Şu elmayı da çek kardeşim. Çek şu elmayı, 50 bin lira markette. 15 liraya satamıyorum yani, köylü ne yapsın ki ya? Hiç yok, hiç. İç acısı bir şey yok ya. Mazottan, benzinden ileri geliyor. Benim kendi görüşüm tabi, aracılar götürüyor işi. Yani tüketici yani hiç aracılar götürüyor abi iş aracılar. Bence Uğur'da biraz kıpırdama var, düşüyor yani. Biraz kıpırdama var. Ben de buna karşıyım. Senin o dediğine ben de karşıyım. Abi 3 liralık 5 liralık alınan şey buraya geldi 20 lira 30 lira oldu muydu? Halka çok yansıyor. Olmuyor yani. Benim görüşüm. Hakikaten bunun düzelmesi lazım yani. Düzelmesi lazım. Ya şu anda vatandaşta iyi, fena değil. Pazar biraz da kıpırdama var yani. Vatandaşlar var. İlgi gösteriyor mu şu anda? Vatandaşlar ilgi gösteriyor, evet. İyi yani. Hareketlilik var, evet. Yok abi, uğramadı. O söylenenlere bakmıyor. Ben keseme bakarım, pazara bakarım. Her şey %100, %200 zamlı. Alamıyor. Önceden kiloyla aldığımızı şimdi gramına almaya kalkıyoruz. Onu da utanıyoruz milletten, esnaftan utanıyoruz. Hani bana yarım kilo ver, 250 gram ver demeye. Yani az bir şöyle gelen. Utanıyoruz. Şurayı saysam müşteri olarak 50 tane müşteri yok. Bakıyor ancak. Ben de bakıyorum. İkinci, üçüncü tur oldu dolandığım. Uygun nasıl bulursam onu alıyorum. Hani evvel 3 kilo, 5 kilo alıyorduk. Şimdi yarım kilo alıyoruz. Çoklarını alamıyoruz. Bu memleket bizim. Biraz belediye, devlet bu fiyatlara kontrol altına alsın. Esnafın durumu iyi diye marketler olduğu müddetçe esnafın yaşaması mümkün diye. Niye dersen adam gidiyor şeyli malı alıyor, hatalı malı alıyor getiriyor, tamam mı? Burada her paraya satıyor. Sen esnafsın, getiremiyorsun. Senin aldığın malla onun arasında kallı dağ var. Sen patates 13 liraya alıyorsun yerinde, ben patates satıyorum. Adam 7 liraya alıyor. Ben getiriyorum 15 liraya satamıyorum. Adam 10 liraya satıyor kardeşim. Niye 7 liraya alıyor? Esnaf nasıl barınacak? Barınmasının mümkünatı yok esnaf. Ardiye'ye varıyordu adam.
bir itçi 30 liraya çalışıyordu, 30 liraya. 7-8 saniye için çalışıyordu, 300 lira veriyordum, tamam mı? Yemeğine neyle kurtuluyordum. Şimdi bir itçi 750 lira, erkek 1000 lira. 10 tane adam çalıştırıyorsun, 10 bin liranın üstünde masraf var. Getirdiğin 10 ton mal, onu da bu pazarda satamıyorsun. 3 tane pazar geziyorsun, mazot başını almış gitmiş. İçinden çıkmasının esnafın mümkünatı yok. Pazarda bak, bu Ahmet vatandaş var mı? Pazarda kimse var mı? Mandalinin kilosu 7,5 lira, elma 15-20 lira, nar 15-20 lira bak. Kimse var mı? Soğan 7,5 lira, patates 12,5 lira. Var mı vatandaş, bir tane şöyle gezen vatandaş var mı? Ha, pazar olmasın, bunu market de o zaman 30 liraya da alamıyor. Yarın kış geliyor, görecek içeride, dışarıda 30 yazacak, içeriye girecek 50 liraya alacak. Devlet el atacak buna, devlet bunun çözümünü bulacak. Nasıl balıkçıya, gemisi olana mazudu aşağı çekip veriyorsa, çiftçiyle de esnafa mazudu düşük şeyli verecek. Vatandaştan randıman almak için ucuz verecek, piyasanın düzelmesi için. Bu Adana'ya bir araba gidiş geliş 15 bin lira masrafı var. Getirdiğin 10 ton mal ne kadar şeyin üstüne, malın üstüne para biniyor. Oradaki işçilik malın üstüne biniyor. Oradan istersen 2 riyal buraya 7-8 liraya mal ediyor. Para mı kazanıyor, zarar ediyor. Esnafın çoğu şurada evine ekmek götürecek durumda da zarar ediyor.